Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün canlı yayını salondan yapıyoruz. Salonun pencereden görünüşü, kamelyamız, oturma alanları, aşağıda sürmeninin kulübesi, bungalov, buradan da taş ev ve ormanın tamamen ormanın içinde ormanın görünüşü. Evet, yayınımızı salonun içinden başlatıyoruz. Burada bugünkü anlatacağım konu tamamen yeni bir konu. İlk defa anlatacağım. Herkes bunu ilk defa dinleyecek. Şöyle alalım. Konuyu tahtada anlatacağım için hazırlık yapıyorum. Üç defadır rüyada görüyormuş. Evet, evet arkadaşlar. Rüyada görünür, kokuyla gelir. Hani insanlar o içindeki usta onu bir şekilde uyandırmak için içinde hareket eder. Dışarıda bir usta yoktur. Her şey içeridedir. Yani eğer bir Muhammed senin içindeyse, sende Muhammed açığa çıkar. Muhabbetli bir insan olursun, sevgili bir insan olursun. Yani hala tartışmalar devam ediyor. İşte Peygamber Efendimiz şöyle olmuş, evlenmiş falan filan. Yani başkalarının hayatlarıyla uğraşmayın. Bugün anlatacağım konu çok önemli bir konu. Gerçekten konuyu anlatacağım ama yayınıp yayınlamayacağımı dersin sonunda düşünüyorum. Çünkü biraz sır ilmi üzerine, yani ledün ilmi üzerine bir konu. Evet, başlayalım konuya. Şöyle çevirelim. Işık vuruyor. Perdeyi çek. Şunu şöyle yaklaştırayım. Burası sinema perdeniz arka taraf. Akşamları burada sinema anlatıyoruz. Film anlatımı. Şöyle yapalım. Böyle daha çok yandı. Biraz önce daha iyiydi. İyiyim. Evet, bugünkü konumuz insanın yapısı. Biz dersimizde ne yapıyorduk? Tamamen insanı anlatıyorduk. Yani insanın üzerine ders anlatıyorduk. Buraya bir tane insan çizelim. Bir insan kalbi olan, burası ahiretti, burası sırat köprüsüydü. Artık bunları biliyorsunuz, burası da dünya hayatı. Bunları bilerek, bildiğinizi zannederek anlatıyorum. Yani yeni beni takip edenler eski videolarından öğrenebilirler. Neden burası ahiret, neresi burası dünya? Ben diyor kulumun sırrıyım, kulum benim sırrım diyor Allah-u Teala. Burada sırları anlatıyoruz. Yani kök, duygu, akıl.
Burası kök dediğimiz beden. Beden. Burası birinci boyut. Burası ikinci boyut. Burası üçüncü boyut. Şimdi biz bana diyorlar ki hocam işte kalp, boğaz. Bana diyorlar ki hocam işte bize beşinci boyuttan bahset. Dördüncü boyuttan bahset. Şimdi birinci boyut varlıkları, buradaki varlıklar, taşlar ve bitkiler. Bu taşlar ve bitkiler hareketsiz birinci boyut alanı nedir? Birinci boyut alanı madde alanı. İkinci boyut nedir? Madde, mekan. Üçüncü boyut alanı madde, mekan, zaman. Demek ki madde alanı hareketsiz. Maddenin mekandan haberi var mıdır? Yoktur. Maddenin zamandan haberi var mıdır? Yoktur. Demek ki madde, yani hareket etmeyen, kımıldamayan, başka işte yerleri bilmeyen, işte kıtaları bilmeyen, şehirleri bilmeyen, başka dağları bilmeyen madde, bu beden yapımız, yani taşlar ve bitkiler. İnsan eğer birinci boyut varlığıysa, bu varlık bedenini tanımayan varlıktır. Yani birinci boyutta yaşarlar. Bu insanlar, birinci boyutta yaşayan insanlar hareketsizdirler. Mesela aynı köyde doğar ve aynı köyde ölürler. Hani ilerleyemezler. Mesela soruyoruz, diyoruz ki İzmir'i gördün mü? Yok beyim diyor, hiç gitmedik ki diyor. Yani İstanbul'u yani köyden çıkmadık diyor. Şehirden çıkmadık diyor. Hani büyük şehir olarak en fazla kendi vilayetini görmüş, köyde yaşıyor. Diyorsun ki başka kıtalar var, başka yani ülkeler var. İşte Rusya'sı var, şurası var, burası var. Televizyonda gördük diyor. Yani gidip içinde hiç nefes aldın mı? Orada yaşadın mı? Yok gitmedim diyor. Hani şimdi seyahat etmenin en önemli özelliklerinden bir tanesi hareket etme. Yani burada öğreneceğiniz ne? Madde hareketsiz bir varlıktır. Hareketsiz. Hareket edersen mekanı tanırsın. Burası nedir? Hayvan boyutu. Hayvan boyutu hareket eder. Ama hayvan zamandan anlamaz. Yani saat kaç, akşam mı olmuş? İşte akşam yemeği, öğlen yemeği, sabah yemeği diye hayvan boyutu bunu bilmez. Yani karnı acıkınca yemek yer, hava karardı mı uyur, kış geldi mi mağarasına çekilir. Yani hayvan boyutu o da zaman kavramını bilmez. Yani hep hikayeleri de anlatıyorum ya, sizin en değerli şeyiniz nedir diye sorduğumda sürekli diyorum ki sizin en değerli şeyiniz nedir? Zaman. Zamanınızı, yani doğumunuzdan saat kuruluyor ölümünüze kadar. Yani zamanınız doğumunuzdan ölümünüze kadar size verilmiş bir süredir. Bu süreyi ya iyi değerlendirirsiniz, yani okulu bitirmek için, ya da hiç zamanınızı lay lay lop işte kahve köşelerinde, eğlence yerlerinde, tatil beldelerinde, beş yıldızlı otellerde, lüks yatlarda, katlarda, ondan sonra da ay ölüyorum işte biraz daha yaşasaydım,
keşke biraz daha kalsaydım dünyada falan diye. Yani senin dünyada çok uzun kalmanın sana bir faydası yok. Senin esas sana faydası olan şey kendini tanımak ve bilmek için zaman ayırman lazım. Yani ben kimim, niye bu dünyaya geldim, burada ne işim var, buradan sonra nasıl yaşadım, nasıl doğdum ve nasıl ölüp nereye gideceğim? Bu soruların cevapları işte aşram evinde. Sürekli anlatıyorum. Sürekli anlatıyorum ve sürekli anlatıyorum. Yani ilkokul çocuğunu anlatır gibi anlatıyorum. Çizgi Ali'cin karakterleriyle anlatıyorum. Yani üniversite bilgisi gibi anlatmıyorum. Nasrettin Hoca gibi anlatıyorum. Baklava gidiyormuş. Hocam baklava gidiyor diyor. Bana ne oğlum diyor. Hocam diyor sizin eve gidiyor. O zaman sana ne diyor. Yani birisi 5 evlenmiş, 10 evlenmiş, küçük çocukla evlenmiş. Sana ne? Onun günahı ona, onun hayatı ona, o çocuğu ona veren anne babanın günahı. O küçük çocuk da onu deneyimleyecek. Yapacak bir şey yok. Belki Eren Evliya olacak o. Yani o acıları çekecek, o sıkıntıları çekecek. Sen onu nasıl engel olursun ki? Yani sen bir insanın, mesela biz eskiden ben böyle çok fazla heyecanlıydım. Hani ay birisi şu hasta geldiği zaman hemen iyileştirmeye çalışıyordum. Sonra baktım ki ben Allah'ın hastalandırdığını, daha doğrusu kendi kendini hastalandırdığı şeyi ben niye iyileştiriyorum ki? O iyileşmek istemediği müddetçe ben niye iyileştiriyorum? Sigara içme diyorum, akciğer kanserisin diyorum. Ay hocam dayanamıyorum, içiyorum. Ben niye iyileştireyim? Niye ona ilaç vereyim? Niye onu tedavi edeyim? Kendisi istemediği müddetçe bir insan ne uyanır, ne aydınlanır, ne iyileşir, ne de yaşar. Hiçbir zaman hayatın zerre kadar lezzetini alamaz. Derse devam edelim. Arkadaşlar, hayvan boyutu, madde, hayvan boyutu, madde ve mekanı tanır. Yani hayvan yürüyerek bir yerden bir yere gider. Mesela göçmen kuşlar dediğimiz şey ne? Bir yere kış geldiği zaman binlerce kilometre yol kat ederek sıcak ülkelere yolculuk yaparlar göçmen kuşlar. Orası kış olduğu zaman tekrar sıcak bir yere gelirler. Bizde de göçmen kuşlar vardır. Bunlar zenginlerdir. Türkiye'ye kış geldiği zaman Kanarya Adaları'na geçip ne bileyim işte sıcak ülkelere gidip orada tatillerini geçirirler. Orası kış olduğu zaman da atlarlar, yine Türkiye'ye gelirler. Onlar da bizim göçmen kuşlarımızdır. Evet, madde ve mekanı tanırlar. Fakat hayvan boyutundakiler de zamanın kıymetini bilmezler. Zamanı değerlendiremezler. Zamanın alakaları yoktur. Eğer bak bu madde ve mekana ama zamanı iyi kullanamayan bu insan yapısı hayvan boyutundadır. Yani her zaman üstüne basa basa söylüyorum. Yani insan yapısında zaman çok değerlidir. Her anını kendini aramaya, her anını kendini tanımaya, her an ben bu dünyaya niye geldim? Burada ne işim var? Bu dünya nasıl bir yer? Ben nasıl bir varlığım? Bunu sorgulamayan bir adam zamanını boşa götürüyor demektir. Demek ki burası akıl çakrasının olmasının en önemli sebeplerinden biri, size akıl verdim kullanasınız diyor. Size akıl, hani kullanan var mı? Yani kitap okuyan var mı? Yok. Yani kaliteli dizi ve film izleyen var mı? Spiritüel filmler yok. O yok, bu yok. Hani o akıl vermiş. Akıllı kullanan da yok. Demek ki üçüncü boyutta yaşamıyoruz. Yani yaşayan birçok insan ikinci boyut. Hocam bize işte dördüncü, beşinci boyutu anlatıyorlar. Bak, burası ikinci boyut. Sen ikinci boyutta yaşadığının farkında değilsin. Ben sana üçüncü boyutu anlatmaya çalışıyorum çünkü oradayız. Orayı görmeye çalışacaksın. Fakat sen ikinci boyuttasın, bana dördü ve beşi anlat diye söylüyorsun. Birinci boyutta ve ikinci boyutta bulunan hayvan boyutu ya da bitki boyutu, bitkinin hayatını inceleyebilirsen, yani bir tane tohumdan, bir tane ağaç, bu tohumdan bu ağaç meydana geliyor. Bu nasıl meydana geliyor? Bunun içinde ne kayıtlı? Birinci boyutu öğrenirsin. Birinci boyutu anlayabilmen için önce tohum ve ağaç arasındaki münasebeti çözmen lazım.
Oturacaksın, işte tefekküre gireceksin. Diyeceksin ki, bu ne ya? Ufacık bir tohum, bu kocaman ağaç. Minnacık bir tohum, bu güzel çiçek. Bu ne? Tefekkür. Bu nasıl oluyor? Sen bir damla sudan yaratıldın, bunun farkında değilsin. Sen şimdi 30, 40, 50 yaşındasın, kendini hep öyle olduğunu zannediyorsun. Değilsin kardeşim. Sen var ya, hani o anne karnındaki mikro tohum var ya, o tohumdan kaşın, gözün, burnun, bunlar meydana geldi. Yani bir yazılımsın. Ya onun içinde bak, anne karnındaki o mikro tohumun içinde babanın spermiyle birleşince meydana gelen bir patlama, ona Big Bang deniyor. Hani Big Bang'la dünya meydana gelen Big Bang patlaması, sonra 1 2 oluyor. 2 4 oluyor. 4 8 oluyor. 8 16 oluyor. 16 32 oluyor. 32 64 oluyor. 64 128 oluyor. Bu patlama, hani çoğalma, kendini çoğaltma, kendinden çoğalma. Bir taneden yani milyon, trilyon tane çıkmaya başlıyor. Bir taneden bir insan bedeninde trilyon taneye çıkıyor. Fakat bu bir tane o trilyona çıkarken, yani milyarlarca hücre oluşurken, birisi diyor ki ben kalp olayım, birisi diyor ben karaciğer olayım, birisi diyor ben bağırsakta görev almak istiyorum, öbürü diyor ben beyinde görev almak istiyorum. Aynı hücreden, hani aynı malzemeden sürekli bir şey üretiliyor. Şimdi mantıken düşünebiliyor musun? Aynı hücreden bir şey üretiliyor. Üretilirken orada üreten bir şey var. O ne biliyor musunuz? Annenin beyni. Yani annenin çocuğu üretmedeki yazılımı diyelim. Hani onun annenin beyninde, hani babanın beyninde yok. Mesela baba anne gibi karnında 9 ay 10 gün büyütüp o çocuğu doğurup beslemediği için, hani sütüyle, 2 yılda sütüyle besliyor falan. Baba, anne, ben anneni sevmiyorum diyor. Alıyor çantayı ve bırakıp gidebiliyor. Onun fıtratında var. Yani işte adam ne kadar kötü, bıraktı gitti. Bırakacak kardeşim. Yani bırakması onun kötü bir anlamında değildir yani. Görevi tohumlar ve gider. Şimdi bir gül, bir çiçek, arı geldi. Çiçeğin üzerinde bir eril bir dişil böyle iki tane kafa vardır. Onu getirir birbiriyle tozlaştırır. Arı sonra uçar gider. Gül der ki ya tozlaştırdın gittin ya, hani başımda dursana mı diyecek. Yani sistemde adam, yani yok ben seni çok sevdim arı. İşte bülbül güle aşık olmuş, başında beklemiş falan. Bunların hepsi sizi anlatmak için, size fark ettirmek için. Yani onun görevi o çocuğu yapmak, o ruhun yeryüzüne gelmesini sağlamak, o ruh da yeryüzünde görevini tamamlamak için. Gelen de giden de gene Rabbimdir. Gelen giden ayrı değildir. Nasıl? Gelen giden de Allah. Gelen giden Allah'tır. Evet. Dinleyicilerim var da. Merhabalar. Evet. Şimdi el sallayın. Merhaba. Evet. Ders dinlemek için geldiler onlar da. Arkadaşlar. Şimdi. Hocam ben neredeyim? İşte ben nasıl bir varlığım? Yani ya insanlar Anunnakileri dinliyorlar. Yok gökten düşmüş melekleri dinliyorlar. Yok Peygamber Efendimizin evlilikleri üzerine konuşuyorlar. Yok Kur'an doğru mudur yanlış mıdır konuşuyorlar. Ya insanı konuş ya. İnsanı konuş. Senin insandan başka konuşacağın hiçbir şey yok. Burada... buraya kadar anladınız mı? Anladınız diyorum ki. Ben sana dördüncü ve beşinci boyutu anlatsam. Sen bir kedi olsan, bir köpek olsan, bir karınca olsan ya da bir kuş olsan
benim yaşamış olduğum üçüncü boyutu anlayabilir misin? Anlayamazsın. İkinci boyut varlığısın. Henüz daha insanlığa geçmemişsin. Ya Rabbim işte beni cennetinden mahrum etme. İşte Allah'ım namazımı kıldım, orucumu tuttum. Lan ikinci boyuttasın daha. Bir geçsene üçe, dörde. Bu üçüncü, dördüncü boyuta geçtikten sonra Allah'ım hani ben sana talibim diyebileceğin yer ancak üçüncü ve dördüncü boyuta geçtiğinde. Burayı yakaladığında, aklını kullandığında, sevgini kullandığında bundan sonra sen gerçeğe ulaşabilirsin. Ha, insan yapısında şöyle var, aptalca bir şey vardır. Diyor ki işte Allah'ım yani bak namaz kıldım, oruç tuttum, hacca gittim. Kardeşim kendini tanıdın mı? Tanı. Nasıl yaratıldığını biliyor musun? Bilmiyorum. Hiç araştırdın mı? Yok ama namaz kıldım yani. Kurban kestim yani. Ama yedi kişi bindik kurbana. Olur mu? Hani olur. Yedi kişi de olur kurbanı hani. Yani yedi, danaya yediye girdin. Yani ondan sonra diyorsun ki Allah kabul etsin. Bu sene dana kestik yani. Hani. Ya bu kadar mı cahil bir insan, bir toplum olur ya? Bu kadar mı artık uzaklaştırılmış dinden, imandan, Allah'tan, kendinden? En yakın öğreneceğin şey sensin ya. Kendinden uzaklaştırılmış bir toplum. Kendini aramayan, kendini bilmeyen, kendine gelmeyen. Hatta geçenlerde böyle gene YouTube'da bakıyorum hani şey diyor. Acaba yeni bir seçim olsa kim kazanır falan. Aptallar aptalı seçer. Yani herkes kendine uygun olanı seçer. Ben kimseyi seçemem. Seçimim Rabbimdir. Rabbimden başka kimse seçimim değildir. Ben beden değilim, ben duygularım değilim, ben düşüncelerim değilim. Ben bu dünyada değilim. Ben artık bu dünyadan vazgeçmişim. Şimdi neyi seçeceğim? Yani ne diyor? Bir taraf olan bir taraf olur. Bunu kim diye? Seni kandırmak isteyen o yöneticiler, siyasetçiler diyor. Bir taraf olan bir taraf olur. Ya bir taraf, ya sen taraf yaptığın için bir taraf da olamıyorsun. Çünkü herkes bir taraflı. Yani herkes ya Fenerbahçeli, ya Galatasaraylı, ya Beşiktaşlı. Kimse kendinden taraf değil. Kimse kendini bilme ve kendini arama taraftarı değil. Şimdi anlatacağım kısımsa tamamen daha üst bir makam. Yani lütfen buraya kadar anlamayan arkadaşlarımız şu an videodan çıksınlar. Yani bu adam ne saçmalıyor, abuk subuk şeyler anlatıyor diyen arkadaşlarımızı lütfen salondan dışarı alalım. Ve biz dedün ilmi yani insanı anlatacak devam edelim. İnsanın varlığını ve nasıl gerçekten yani bu anlatacağım şunu anlamayan bunu hiç anlamaz. Hemen ne diyoruz salonu terk etsinler. Biz burada seyirci toplamaya çalışmıyoruz. Biz oyunun içinde oyuncu arıyoruz. Hakikatin içinde hakikati arayan arıyoruz. Bizim işimiz kendini bilmek ve tanımak. Başka hiçbir şey yok. Evet, evet arkadaşlar. Evet. Bunlar sadece gönül yoludur. Gönlü olanların yoludur. Bakayım. Evet, Rabbim aşrama gelmeyi nasip etsin. İnşallah aşrama gelirsiniz. Aşrama gelirken burada kendinize gelirsiniz, kendinizi tanırsınız, kendinizi bilirsiniz. Arkadaşlar bugün inzivanın ilk günü. 3 günlük bir inziva programımız vardı. Arkadaşlarımız geldi, öğleden sonra başlayacağız. Bu 3 günlük inzivada artık 3 gün yayın yapamayacağız. Evet, hocam hazırım anlattıklarınıza. Ha, bir kişi hazırmış. O bir kişi için anlatayım. Evet. Tamam, gitmiyormuş birisi. O bir kişi için dersimi anlatayım. Arkadaşlar, biraz evvel demiştim ya. Ne demiştin? Çevirme. Ha, çevirme.
Gel yardım et, çevir. Biraz kameramanlık yap. Tamam, yaparım. Evet. Ne demiştik arkadaşlar? Bir damla sudan bir tane insan yarattık. Yani damla insan. Bunu bir kenara koyalım. Damla ve insanı bir kenara koyalım. Şimdi yaratan başladı. Yaratan başladı. Bunun adına ne diyoruz biz? Ne diyormuşuz? Bad end. Bad kötü demektir yani. Hani bad end. Bad end deniyoruz. Evet, bedenlenmek et kemik. Bu yapı yemiş olduğumuz bitkilerden meydana gelen, topraktan yaratıldığınız dediğinde, hani bitkide dedir, bitkinin geldiği yer toprak. Bed en nedir? Yani toprak. Biraz evvel çizmiştik. Ne demiştik? İnsan buradaki, insan toprak. Ona sonradan yüklenen bilgiler. Yani iyi kötü, doğru yanlış, günah sevap gibi bilgiler. Burada ne var? Duygu ve düşünce. Peki, duygu ve düşünceyi ayırıyoruz ya, hani duygu ve düşünce diyoruz. Göbeğin alt çakrası, yani bağırsakların olduğu bölge duygular. Bağırsakların üstünde midenin oturduğu yer düşünce. Birinin elementi su, birinin elementi ateş. Ateş ve su insan, toprak insanı temizlemek için suyu kullanırız. İnsanı, her şeyi temizlemek için suyu kullanırız. Suyu temizlemek için de ateşi kullanırız. Ateşi nasıl kullanıyoruz? Suyu bir kaba koyuyoruz, damıtıyoruz, saf su haline getiriyoruz. Ve su temizlenmiş oluyor. Kaynamış suyu içebiliyoruz. Yani demek ki toprağı temizlemek için suyu, suyu temizlemek için ateşi. Buraya kadar, şuraya kadar anlattık. Yani burada arınma kısmına bir taraftan anlatıyorum. Duygu ve düşünce birlikte hareket ederler. Yani düşünce ayrı, duygu ayrı değildir. Yani beden ayrıdır. Ama duygu ve düşünce bir paylaşıp paylaşmayacağımızı daha henüz bilmiyorum. Bakayım. Çünkü bir sır ilim. Eğer gelip bir arı ağzımı sokmazsa, hani geçen sene yapmıştı, dudaklarım şişmişti. Hani sus dedi. Sonra birisi gelip, ne bileyim, bir şey, yani, bilmiyorum. Ben bilmem, Allah bilir derler yani. Ben bilmem, eşim bilir yani. Şimdi arkadaşlar, duygu ve düşüncenin birlikte hareket etmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi, mesela astral seyahat diyoruz ya, astral seyahat, astral beden tek başına hareket edemez. Yani şuraya çizeyim, sonra tekrar değiştireceğim. Şimdi ilk beden şu eterik beden. Bu bize can beden dediğimiz, bu eterik can beden. Bunun üzerinde bulunan bir tane bu eterik can beden, bunun üzerinde bulunan bir tane mental beden var. Mental beden, güneş bedeni, yani aura dediğimiz, düşünce bedeni, mentalite. Senin mentaliten ne deriz? Oğlum anlatsana, senin mentaliten ne? Senin düşüncen ne? Düşünce bedeni. Bu düşünce bedeni kalıptır, kalıp. Yani auranın yumurtasıdır. Bunun içinde şöyle şöyle 7 renkli, bu da duygusal bedendir. Yani astral.
astral seyahat ediyorum dediğinizde astral, yani gördüğünüz bu dumanımsı beden hiçbir yere gitmez. Mentalle beraber hareket ederler. Yani duygu ve düşünce birlikte hareket eder. Mental ve hani sizin duygularınız, düşüncelerinizi, düşünceleriniz, duygularınızı tetikler. Yani Pınar merhaba Ayşenur diyor hani. Şimdi duygu ve düşünce birlikte hareket eder. Ama insan bedeni ve eterik beden birlikte hareket eder. Eterik bedenin bu görmüş olduğunuz taş, toprak, bitki bedenini, yani %80, %79 su ve %21 minerallerin olduğu bu beden arkadaşlar eterik beden vasıtasıyla ayakta duruyor. Yani bu mavi bir ışık içindeyiz biz hani. Ve o diyelim ki o mavi ışık beden, beden şuradan ayrılmaya başlasın. Parmağınızdan şöyle gelsin. Biz buna kangren diyoruz. Ve burayı kesmek zorunda kalıyor. Neden kesiyoruz? Oraya mavi ışık beden hani işlemiyor. Eğer mavi ışık bedeni buradan bu tarafa doğru her gün hayal edebilirsek, her gün o mavi ışık beden, burada parmağım mavi ışık bedenim var, mavi ışık bedenim var, mavi ışık bedenim. Bu parmak buradan ileri doğru büyüyor, ilerliyor. Bu bizde var, kayıtlı. Yani nasıl ki kertenkelenin kuyruğu kopunca kuyruğu çıkıyor, bacağı kopunca bacağı çıkıyorsa, bizde de bu aynısı var. Ama bize aktarmıyorlar, göstermiyorlar, öğretmiyorlar, hiçbir bilgi öğretmiyorlar. Avama zaten, avam kelimesi nedir? Yani deriz de avam ya hani hiçbir şeyden haberi yok anlamındadır. Yani avamı küçümsüyor musun hocam? Ben küçümsemeyeyim kardeşim. Ben avamı küçümsemeyeyim. Ama ki avam dediğimiz kişi kitap okusun, araştırsın, incelesin, yeniliğe açık olsun. Yani birini çok düşünürsek o bizden uzaklaşır mı? Şimdi birini çok düşürsek diyor hani sen de sevgi yoksa, içinde aşk yoksa, sende böyle huzur yoksa, karşı tarafa huzursuzluk veriyorsan o kişi senden sen spor ayakkabılarını giyer ve kaçar yani. Hani. İç organlar için evet evet Şenel, evet iç organları içinde mesela bir rahatsızlığın var, oranın iyi olduğunu düşün, hep iyi olduğunu düşün, hasta olmadığını düşün, hiç hastalık görmediğini düşün, 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 o mavi ışık oraya hareket etsin ve mutlaka iyileşeceksinizdir yani hani. Evet, deneyimlediğim bir şey için anlatıyorum yani. Ben 4. seviye prostat kanseri bir adamım yani. Bana bir sürü ilaç, bir sürü şey ısrar ettiler. Ben hepsini reddettim yani. Dedim fazla yaşamaya ihtiyacım yok. Yani şu an çok yaşasam ne, yaşamasam ne. Yani benim yaşamakla, ölmekle böyle kafamda bir problem yok. O yüzden dedim bırakın dedim. 3 senedir kontrol ediyorum. Bir tane kanser hücresi yok vücudumda. Onu değiştirebiliyorsun ya. İşte kanseri yendi filan. Ya ne yenmesi? Yoktu zaten. Onu yaratmıştık. Hani insanları kendimden ayrı düşündüm. İnsanlar anlamıyor diye düşündüm. Kapat dedim YouTube'u falan. Dedim o insanlara dedim gerek yok. Dedim izlemiyorlar. Yani hep kendi işte mal mülk, işte sevgi, aşk, şu bu. Ama kendini arayan yok dedim. Kapat Ayşenur dedim bütün videoları hani. Her şeyi yapabilirsin ya. Her şeyi. Evet, ne diyor hocam, ben yurt dışında yaşıyorum. Sizden ders almak için gelebilir miyim Türkiye'ye ve kime müracaat ederim? Aa bak, yeni biri keşfetmiş. Ayşenur, telefon numarasını yazar mısın? Yani evet, ben devam edeyim. Yani şimdi ben karşıya geçince sanki kamerada karşıya geçiyor zannediyorum. Ben geçiyorum.
Ha. Şimdi arkadaşlar böyle beni tek başına bırakıyorlar, oturup seyrediyorlar ya. Şimdi anlatıyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Burada bir damla su. Şöyle bir tane çizelim. Şurada annenin karnı bu. Hamile karnı. Bak bir tane bir damla su döllendi. Yani ve annenin rahminin içinden hani buraya hani doğum merkezi dediğimiz hani anne karnının içinde bir yere tutunuyor. Yani duvara tutunuyor diyelim yani. O duvardan ve bunun içi içindeki yer okyanus suyu. Anne karnı okyanus suyu ile yavaş yavaş su yani bildiğiniz tuzlu su ile doluyor. Tuzlu su ne yapıyor? Bütün mikroplardan, bütün her şeyden seni korumak için. Buraya tutunmuş olan hücre ve büyümeye başlıyor. Burada 9 ay, 10 gün burada kendini keşfetme yani gelişiyor. Bu anne karnında gelişen çocuk aslında Ayşenur Hanım arayın bir randevu ayarlamaya çalışsın. 3 gün zaten kapalıyız. 3 gün benle görüşemezsiniz. Ayşenur'la görüşürsün. Şimdi 9 ay 10 gün nasıl insan bedeninde kanser hücresi büyümeye çalışıyorsa, bir uğur büyümeye çalışıyorsa annenin karnındaki çocuk da aslında annenin içinde büyüyen bir yabancı varlık. Yani hatta çoğu zaman bu varlığı böyle birinci ayda, ikinci ayda atıyor. Beden diyor ki içinde bir yabancı varlık var. Buna da çocuk düşürme diyoruz. Yani çocuğunu düşürdü. Eğer çocuğunu düşürüyorsan beden onu atıyordur. Bedenin atmaması için, bedenin onu onaylaması için hamile kaldığınız zaman hani eşiniz veya siz, eşiniz daha doğrusu yani biz seni seviyoruz, biz seni onaylıyoruz, biz seni kabul ediyoruz diye karnınızı okşaması gerekiyor. Yani biz sen bizim evladımızsın. Yani bak ben seni bekliyorum. Beden onaylaması için o hamile kalan kişinin karnını o ilk aylarda hani kusmaması için böyle bir olayla karşılaşmıştım. 6 sene çocuğu kusan bir arkadaşımız vardı. Çocuk ikinci ayda atıyordu. Dedim ne oldu yani? Neden böyle bir şey oluyor? Hani anlatır mısın dedim. Dedi hocam her cinsel beraberlikten sonra ben gidip kusuyorum dedi. Ha dedim bak sen kusuyorsan yani için almıyor kusma isteği geliyorsa hamile kalmadan evvel dedim yani birleşmeden evvel eczaneden git bir mide bulantısı ilacı al. Ve dedim hani her beraber olduğunuzda iç kusmamayı öğren aşağıdan da kusmazsın dedim. Şimdi çocuk zaten 10-11 yaşında hani gece gökyüzünde sizi de halka içine aldık. Evet devam edelim arkadaşlar. Sır anlatıyorum. Tamam. Kudret, Ayşenur'u arayın. İnşallah size bir zaman ayıracağız. Arkadaşlar, bu 9 ay 10 gün içimizde büyüyen bu yabancı bir varlık, bu 9 ay 10 gün içinizde bir yeni bir varlık büyüyor. Sensin o. Yeni bir varlık dünyaya getirmek için hazırlık yapıyor. Bu 9 ay 10 gün anneden beslenen, annenin duygularını yaşayan, annenin rüyalarını gören, hani bedava yiyip içip yan gelip yatılan bu alana da biz ne diyoruz? Cenin bulunan yere cenin cennet. Bütün insanların tekrar yaşamak için
gelmek istedikleri yer neresi biliyor musun? Annenin karnı. Ya annenin karnına geleceğine, hani tekrar cennete geleceğine, beşinci çakraya çıksana, tanrılar gibi ol. Burayı talep et. Yani niye sen annenin karnına dönüp bedava yatayım, yiyeyim, içeyim, birisi benim yerime yesin, birisi benim yerime acıları çeksin, sıkıntıları çeksin, ben burada cennette göbek atayım. Yani evet, şimdi buraya kadar da anladık mı? Bakayım, anlamış mıyız? Evet, şimdi gelelim gerçek hakikati anlatmaya. Anlamış mıyız? Anladık diyen yok ama olsun. Yani, anladık hocam. Evet hocam, anladık. Evet, el kaldırıyor. Anlamayan, el kaldıranlar var. Şimdi arkadaşlar, anlamadığınız yerde söyleyin. Deyin ki, şöyle. Burası bizim görünen beden. Birinci dikkat, bedeni, sınırlı beden, ölümlü beden, ölümlü. Ben beynim çok hızlı çalıştığı için parmağım elime yetişemiyor. Lılılılıp gidiyor. Yani düşüncelerim. Evet. Evet. Cennetten kovulma. Evet. Tamam. Bak gördün mü? Anladın. Cennetten kovulma ne biliyor musun? Dünya hayatına çıkma. Dünya hayatına çıkmaya, işte Kur'an-ı Kerim'de cennetten kovulma diyor. Biz tanrılar gibi olmak istiyoruz. Her dileğimizin olmasını istiyoruz diyoruz. O zaman anne karnındaki ne diyor ki? O zaman çık da şu hayatı bir gör bakalım. Biz neler çekiyoruz? Bizim her dediğimiz oluyor ama biz önce bir düzene giriyoruz diyoruz. Hani o cennetten kovuldu dediği yer, anne karnından dünyaya inmemiz. Yani bak ne güzel diyor ki, veli nimetim anladım, var olun. Veli nimetim. Carlos Castaneda okumuş galiba. Havayı yani havayı da Adem'i de, ikisi de bir zaten. Neydi? Hava, kalp çakrasının bulunduğu alan. Adem neydi? Diyaframın altındaki alt kısım. Yani deriz ya, çırılçıplak olanı Adem gibi geziyor deriz. Hani alt çakralar göründüğü için. Yani diyaframın altı Adem, diyaframın üstü hava. Kovulma, ikisini birden kovuyorlar. Neden? Çünkü boğaz çakrasına, yani ol dedi oldu. Sen şimdi 30 yaşına geldin, ağzından çıkan her şeyin olduğunu fark ettiğin anda aslında sen bu dünyada 5. boyutu deneyimliyorsun. Ama bilmiyorsun. Elma bahane değil. Bak, elma boğazdaki Adem elması. Bak, ben ağzımdan çıkan, bu ağızdan çıkan isteklere ne diyoruz? Dil ek, dilek. Dileklerim dedi, dil ek. Dilin ekildiği şeyler bu dünyada mutlaka bir gün meydana gelecek. Ne ekersen onu biçersin. Yani dünyada ne ekersen, yani diyaframın altında, ahirette onu biçeceksin, diyaframın üstünde. Yani senin her şey bu alemde. Yani sana anlatılmaya çalışılan sistem buydu. Şimdi sıra geçeceğim ama hani geçeyim mi, geçmeyeyim mi, geçeyim mi, geçeyim mi? Sıra geçeyim mi? Geçin usta. Anlarlar mı? Anlarız usta. Anlayabildiğimiz kadar, anlatabildiğim kadar. Bir insan anlamıyorsa ben anlatamıyorumdur. Demek ki burası ne? Sınırlı, ölümlü beden. Birinci dikkat. Biz buraya bir ikinci dikkat çizeceğiz. İkinci dikkat çizeceğiz bakın. İkinci dikkat. 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 Yani ahiret alemi. Hocam çok atıyorsun yani. Ahiret alemi çizilir mi? Evet. Sizin için çizeceğiz. Yani evet. Ahiret alemi. Bu alemdeki ahiret alemi. Şimdi biz burada nasıl annenin karnında
bir kordon ile bağlıysak, bu kordon kablo. Şaşıracaksınız. Bu kordon anne karnında insana, yani cenine bağlı bir kablodur. Yani o kablo, anne karnındaki kablo arkadaşlar, görünen kısım. Anne ile bağlantılı haldeyken doğumdan sonra buraya doğarız. Buradaki kabloyu keseriz. Kes. Kabloyu kes. Ne oldu? Seni Allah kendinden ayırdı ki kendini tanıyasın diye. Kendi bilini kimden yarattı? Allah kendinden yaratır. Bir tane yaratır, farklı yaratır, haklı yaratır. Allah kendinden yaratır, yaratacak başka bir yer yoktur. Allah bir tane yaratır, asla onda ikilik yoktur. Allah farklı yaratır. Parmak izi, göz irisi, DNA yapın. Allah her insanı geçmişte ve gelecekte farklı yaratmıştır. Herkes haklıdır. Onu da zaten Nasrettin Hoca bir davalı gelir. Hocam der işte iki kişi dava görülürken anlatır durumu. Nasrettin Hoca da haklısın evladım der. Öbürü der ki hocam beni dinlemedin. Haklısın evladım, bir de seni dinleyelim der. Onu dinledikten sonra sen de haklısın der. O arada karısı girer. Hocam ne biçim dava bakıyorsun ki der. Hoca karısına döner. Der ki sen de haklısın hanım der. Burada da herkes haklıdır. Haklısın. Haklısın. O zaman neden enel hak demekten korkuyorsun? Neden hak bende gizlidir demekten korkuyorsun? Neden haklı olduğunu, hakkını, hakikatini aramaktan korkuyorsun? Korkma kardeşim. Yani hakkını ara. Hak sende gizli. Ara hak kendini. Kendini bilen hakkını bilir. Rabbini bilir. Öğretmenini bilir. Burada ikinci dikkat. Ahiret alemi. Bu beden harekete, yani yaratım gerçekleştiğinde birinci dikkatte, ikinci dikkatte de sizi canlı tutan evet, insan bedeninin manevi insan görüntüsündeki hali budur. Güneş. Evet, solar plexus dediğimiz ana merkez ve etrafında da görünmeyen lifçikler. Yani bunun etrafındaki görünmeyen bu hortumcuklar, lifçikler. Hortumcuklar, kablolar. Bunlardan üzerimizde milyonlarca vardır. Bu bizim ana merkezde bulunan şurası, ateş çakrası dediğimiz yerde, bu çakranın adı solar plexus. Bu solar plexus'un etrafında böyle kablolar var. Özünüzün kordonu kesince ölmeden önce ölüp hak ile olmak hali olur mu diyebilir miyiz? Evet. Tamam Fatma. Kordonu kestik. Kordonu kestik. Anne ile olan bağımızı kopardık. Anneye olan saygımızı yitirirsek, anneye olan bağlılığımızı, annenin bize yarattığı, bizi 9 ay karnında taşıdığı, 7 sene bize okul öncesine kadar altımızı değiştirip üstümüzü baktığı, 20 yaşına kadar okulu hazırlayıp, yemek yedirip, yani
hayatından 20 seneyi sana harcadığını unutursak, yani annene olan bu saygını, annene olan sevgini, annene olan bağlılığını unutursan, Allah'ın sana vermiş olduğu bu bedeni ya da Allah'ın sana vermiş olduğu hakikati arar mısın? Sen annene saygın yok daha yani hani. Evet yani 12 sarmallı şimdi bilgiler tamam anlıyorum ama şimdi önemli olan insan bedenindeki bu ikili sarmalın görünmeyen onlu bir ışık sarmalı var. Her ikili sarmalın üzerinde onlu bir yani toplamda 12 sarmal diye geçiyor. Ama nasıl bizim üzerimizde enerji olarak 12 beden varsa sarmalın üzerinde de 10 tane o iki bedeni yani ikili sarmalı neyi nereye koyacak? Neyi nereye bağlayacak? Hangi vitamini A'yı, D'yi, C'yi, B'yi hangi kanala koyacak? Onu gösteren yani diyorsun ki bu DNA ne kadar akıllı. Halbuki görünmeyen akıllı. Görünen değil. Yani ne soğanı? Ne soğanı? Ben de anlamadım. Evet, buraya geçelim mi? Şimdi burada kablolu kısma geçelim. Burası ne? Birinci dikkat. Görünen kısım. Elin var, ayağın var, kafan var, kaşın gözün var falan. Burada solar plexus dediğimiz ana merkez seni buradaki bu bedeni ayakta tutan ama bu solar plexus'un doğumundan sonra bunu aramak için yani senin özün neymiş? Güneşmiş. Sen ne yiyormuşsun? Güneş yiyormuşsun. Ne içiyormuşsun? Işık içiyormuşsun. Ne nefes alıyormuşsun? Işık alıyormuşsun. Sen nasılmışsın? Işık varlıkmışsın. Sen nesin? Yani nurdan yaratıldın. İşte sana nur. Yani sana nuru gösteriyorum. Peki bu beden, bu nur, burası solar plexus, burası da yani güneş bedeni bu. Biz bu dünya on ikili güneş gezegeninin içindeki bir zerreyiz. Ama bu güneş bedeninin hani merkezi güneş olan ve 12 tane de etrafında dönen gezegeni olan bir hücre. Bak ortası güneş. Etrafında da 12 tane onun etrafında dönen işte 12 imam, 12 ay, 12 gezegen, 12 dediğimiz 12 sarmal. Bu güneş merkez olmak kaydıyla etrafımızda dönen bu kısım normalde de tek bir hücre. Yani o Allah değildir. Bu tek hücrenin içindeyiz. Bu tek hücreden bu 12'li güneş merkezi hakikate erdiğiniz andan itibaren işte ölümsüz bir varlık oluyorsunuz. Şimdi şunun ikinci dikkat yani ahiret alemini anlayabilmeniz için bu varlığın içinde diyorsun ki ben kimim? Sen nursun. Ya anlamıyorum. Anlamazsın tabii. Anlayabilmen için hayvanlıktan insanlığa geçmen lazım. Hayvan yapısı yani ahırdasın. Zombilerin arasındasın. Ölü insanlar tarafından yetiştiriliyorsun. Seni televizyon, internet, sosyal medya tarafından manipüle ediliyor. Nefes verir. Ana doğumda nefes verir. Bunun manası ne? Doğumda nefes verir dediği şey mi bu acaba? O mu? Bilmiyorum. Neyse. Nefesini üflemek yani bol bol nefes almak
Yani ruhun hani bedenden onun çıkmasını rahat sağlamak açısından. Arkadaşlar, şimdi bilgiyi biliyorsun. Diyorsun ki kendini bilen Rabbini bilir. Kendini biliyor musun? Bilmiyorsun. Ama dışarıda her şeyi konuşuyorsun. Havayı, suyu, hava şartları çok kötü. Çok gittikçe de ısınacak. Ya, ısınacak tabii. Yani senin işin havayı soğutmak ya da ısıtmak değil. O havaya uyumlanmak, nefes almayı öğrenmen lazım. Kendini tanıman, kendini bilmen lazım. Hani bakın arkadaşlar, sen nur varlıksın. Ölümsüzsün ama farkında değilsin. Bu dünyada âmâ olanlar öbür dünyada da âmâdır. Peki öbür dünya dediği, bu et beden öldüğü zaman gübre olacak. Ama kendini tanımazsan, kendini bilmezsen, Rabbini bilmezsen, hakkını aramazsan sen de gübre olarak bu dünyada yediğin içtiğinle mutfakla tuvaletin arasında yaşadığın gibi bu alemden göçüp gideceksin. Tekrar geleceksin mi? Hayır. Tekrar doğuş var mı? Seninle alakası yok. Tekrar doğuşun seninle ilgili değil. Ruhla ilgili. O ruhun deneyimiyle ilgili. Ama şu bedende ruhunu fark edersen, Allah'ını fark edersen, Rabbini fark edersen, hakkına sahip çıkarsan, ben hakkım artık dediğinde, o zaman ruh diyor ki, tamam bu benim şuurumda kalsın, devam edelim. Yolumuza devam edelim, bu kalsın. Ceptesin. Hop cep. Yanda. Hani. Evet arkadaşlar, biraz komik anlatıyorum ki hani yumuşasın diyerekten. Bakın arkadaşlar, eğer bu aleme âmâ gelip âmâ gitmek istemiyorsanız kendinizle uğraşın. Dışarıya kapatın. Bak 3 günde genzivaya giriyoruz. Ne yapıyoruz? 3 gün hiçbir şey. Konuşma yok. Gözler bantlı. Tamamen gıdaları minimuma indirerek, bol su içerek, tefekkür ve içimize yönelerek, içimize. Üçüncü gün bütün hayatımızın değiştiğini anlayacaksınız. Yani evet, bunu ikinci dikkat, ahiret alemini, o da uzun ve ağır bir konu. Bu solar plexus'un, yani güneşin ne yapmaya çalıştığını, 12 gezegenin insan bedeninde nasıl yaşadığını ya da insanda nasıl var olduğunu, onların nasıl, mesela diyoruz ki ben Oğlak burcuyum. Yani, inanır mısınız? Ben 12 burcum. Yani ama Oğlak baskın. Ama ben 12 burcum. Bütün burçların özelliğini taşıyorum. Çünkü 12 gezegen bende. Yani 99 esma bende. 8 sıfat bende. Yani şimdi hepsi bende. Ben kendimi işte sadece Oğlak burcuyum, Yengeç burcuyum, Akrep burcuyum değilim. Yani evet, bugünkü dersimizi de burada kapatalım. Saat 11, bir saatlik bir program oldu. Dersi yayınlayıp yayınlamayacağımızı Ayşe Nur karar verecek. Hocam çok ağır oldu bu konu, yayınlamayalım derse yayınlamayacağız. Yani evet, hepinize teşekkür ediyorum. Duamızı yapalım. Duamızı şurada yapalım mı? Evet, mutlu ve sağlıklı olalım. Huzurlu ve güçlü olalım. Varlıklı ve zengin olalım. Kendini bilen, Rabbini bilenlerden olalım. İç ve dış hastalıklardan, sıkıntılardan, dertlerden uzak olalım. Kendine ve Rabbine hakkına sahip çıkanlardan olalım. Artık şu medyadan, sosyal medyadan, size anlatılan yalan yanlış bilgilerden uzak olanlardan olalım. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, huzurda kalın.